Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 23 Ekim'de Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait iki insansız hava aracı Azerbaycan Hava Savunma Birlikleri tarafından bulunup imha edildiğini, diğer iki İHA'nın özel tesisatla yere indirildiği belirtildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından Azerbaycan Milli Meclisi'ne yaptığı konuşmada görüntülerini paylaşıp şu sözlerle sundu. Şentop, Azerbaycan'a olan desteğini bir kez daha değinerek, iki devlet tek millet sadece bir slogan ve tarihsel bir kavram değil, ilişkilerimize yön veren bir ilkedir. Bütün dünya bunu gördü ve her zaman da görecek diye paylaşımda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Valdai Tartışma Kulübü'nün bir toplantısına yapılan bir konuşmada Rusya'nın her zaman sadece Ermenistan ile değil Azerbaycan ile de özel ilişkileri olmuştur dedi. Putin, Rusya'nın Ermenistan ile her zaman özel ilişkileri olduğunu söylediniz ama Azerbaycan ile her zaman özel ilişkilerimiz oldu. Rusya'da 2 milyondan fazla Ermeni ve yaklaşık 2 milyon Azerbaycanlı kalıcı olarak yaşadığını vurgulayarak Azerbaycan topraklarının önemli bir kısmının kaybı sonsuza kadar devam edemeyeceğini belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Valdai Tartışma Kulübü'nün video konferans toplantısında dış baskılara boyun eğmeyen Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile çalışmanın rahat ve güvenilir olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bağımsız bir dış politika izlediğini belirten Putin, her türlü baskıya rağmen onunla Türk Akımı projesini nispeten kısa bir sürede hayata geçirdik. Yıllardır Avrupa ile bu konuyu çiğniyoruz ve Avrupa, kendisine tamamen faydalı olan Kuzey Akım 2 projesini uygulamak için temel bağımsızlığını ve egemenliğini hiçbir zaman göstermedi. Ancak bunu Türkiye ile gayet hızlı, ulusal çıkarlarımızı bilerek ve anlayarak çok çabuk yaptık. Erdoğan yapacağımızı söyledi ve başardı dedi. Rus lider Recep Tayyip Erdoğan'ın diğer işbirliği alanlarında da bağımsız çalıştığını kaydetti. Örneğin asker teknik işbirliği Türkiye modern bir füze savunma sistemine ihtiyaç duyduğuna karar verdi ve bugün dünyadaki en iyi sistem Rus yapımı S-400 Trump olduğunu söyledi ve aldı. Rus lider böyle bir ortakla çalışmak sadece hoş değil aynı zamanda güvenlidir dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları ile görüşme tarihini açıkladı. Pompeo, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile 9.30'da ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mraskanyan ile 10.30'da görüşecek.